Sevgili dostlar merhabalar, hoş geldiniz yeni programımıza. Transfer gündemi hızlı bir şekilde devam ediyor. Özellikle Avrupa transfer gündemiyle programlarımızla bildiğiniz gibi karşınızdayız. Türkiye'den de bir haber var, önemli bir haber var. Yine son dakika gelişmelerini önemli kaynaklardan aldığımız detayları siz sevgili dostlarımıza aktaracağız. Programın başında beğeni bırakırsanız ve abone olmayanlar abone olarak destek verirse çok seviniriz diyelim efendim ve hemen başlayalım. Önemli gelişmelerden ilkini aktaralım sizlere. Bildiğiniz gibi Erling Haaland hakkında inanılmaz bir savaş var Avrupa genelinde, hatta dünya genelinde diyebiliriz. Real Madrid'e transfer olabileceğine dair de bir haber vermiştik sizlere. Özellikle çok önemli bir gazeteden almış olduğumuz bir haberi vermiştik. Hatta en başta Chelsea ile birlikte Real Madrid'in olduğunu söylemiştik. Erling Haaland bu hafta sonunda yapmış olduğu bir röportajda, önemli bir kanala yapmış olduğu röportajda transferini Real Madrid'e gerçekleştirebileceğini söylemiş durumda. Ki bundan zaten daha önce de bahsetmiştik. Borussia Dortmund'un elde tutabilmesi için çok çok fazla yüksek bir maaş vermesi gerekiyor Erling Haaland'a. Ve serbest kalma maddesi olduğundan dolayı da 68 milyon sterlinlik bir serbest kalma maddesi olduğundan dolayı da bunun zor olacağı söyleniyordu ki ben de Erling Haaland'ın zaten bu sezon, bu yaz transfer sezonunda takımından kesinlikle ayrılacağını düşünüyorum. En yakın Real Madrid gibi gözüküyor, bunu da hatırlatalım. Mirror'a göre de Real Madrid, Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland için 349 milyon euro. Bakın arkadaşlar, miktarlar inanılmaz yükselmeye başladı. Tabii ki de bir dünya rekoru olacak ama 349.7 milyon euro şeklinde veya avro şeklinde bir teklif yapılmaya hazırlandığı iddia ediliyor. Özellikle Mirror'dan böyle bir haberin çıkması, kaynağın iyi olması tabii ki de bu haberi doğrulayacak seviyede olabilir. Yani 350 milyon avroluk bir transfer görebiliriz Erling Haaland üzerinde. Belki 4 yıllık net bir sözleşme olacak ve Real Madrid bu 350 milyon avroyu belki 800 milyon avro ya da 900 milyon avro şeklinde de fersah fersah geri alacak. Devam edelim. Federico Chiesa ile ilgili bir haber var. Geçtiğimiz günlerde ön çapraz bağıyla alakalı bir problem olmuştu. Yaklaşık 150 gün oynamayacak Federico Chiesa, Juventus'ta sahalardan uzak kalacak isim. Bunun için alternatif arıyor Juventus ve kısa vadeli opsiyonel olarak da bir yedek gerekiyor Chiesa'ya. Bu yedeklere aday da sana göre, The Sun gazetesine göre Arsenal'dan Pierre-Emerick Aubameyang'la görüşülmeye başlanmış ki o da yine transferin gözde isimlerinden bir tanesi. Şu anda Afrika Kupası'nda biliyorsunuz mücadele ediyor. Ve Manchester United'da da yine transferin gözdesi haline gelen ve transfer listesinde olan diyelim, Anthony Martial de Chiesa'nın muadili olarak düşünülen isimlerden bir tanesi. Fabrizio Romano'ya göre de Newcastle United ve Tottenham'dan gelen teklifleri reddetmiş durumda şu an itibariyle. Önemli bir gazeteci zaten Fabrizio Romano, o da bu haberi aktardı. Bu iki takım dışında da Sevilla Martial'le ilgileniyor. Hatta Galatasaray bile ilgileniyor diye de geçen gün bir haber yapmıştık. Almış olduğumuz bir duyum vardı, onu aktarmıştık sizlere ama oyuncunun maaşı kaynaklı olarak bu transferin gerçekleşme ihtimali biraz düşük gibi gözüküyordu. Yani Chiesa yerine düşünülen isimler Martial ve Pierre-Emerick Aubameyang'mış Juventus tarafından. Bu iki isim şu anda Juventus'un bir numaralı gündemleri sevgili dostlar. Bunları da hatırlatalım ve Martial'in şu an itibariyle Tottenham ve Newcastle United'a transfer olması gibi herhangi bir gündem yok. İki takımın teklifleri reddedilmiş durumda ama Sevilla'ya gidebilme ihtimali var. Özetle bu şekilde açıklayabiliriz. Tutto Sport'un bir haberi var. Çok kısa verelim isterseniz. Zenit'in forveti Serdar Azmoun'la alakalı en az 4 tane transfer haberi söylemiştik sizlere geçen gün. Bildiğiniz gibi Serdar Azmoun da transfer edilebilecek oyuncular listesinde Avrupa'da şu anda zirvede olan bir oyuncu. Birçok takımda ismi anılıyor. Juventus talip olmuş oyuncuya Tutto Sport'a göre. Bildiğiniz gibi oyuncunun sözleşmesi Zenit'le sezon sonunda sona eriyor. O yüzden bonservissiz bir şekilde transfer olabilme ihtimali var. Anlaşabilir Juventus doğrudan oyuncuyla ve doğrudan imza attırabilir. Bu yönde bir çalışma gerçekleştiriyormuş ve ciddi olduğu söyleniyor Juventus'un. Ocak transfer planları içerisinde hatta bu transfer. Bunu da hatırlatalım isterseniz. Çünkü bir 5 güne kadar Serdar Azmoun'un bir takıma gitmesini bekliyorum ben. Çok hareketli isimlerden bir tanesi. Her programımızda detay veriyoruz sizlere. En yakın Juventus gibi gözüküyor şu an itibariyle. Bunu da söyleyelim. Geçtiğimiz Avrupa Şampiyonası'nda hepimizin yüreklerini ağzına getiren Christian Eriksen'le alakalı bir haber var. Christian Eriksen, Danimarka'nın bildiğiniz gibi 2020'de açılış karşılaşmasında oynamış olduğu bir karşılaşmada çok talihsiz bir an yaşamıştı. Bilinci kapanmıştı vesaire ve futbol hayatına
son verdiği söylenmişti. Ancak oyuncu Telegraf'a yapmış olduğu açıklamada futbola geri dönebileceğini söylemiş sevgili dostlar. Bu çok önemli. Ve futbola geri dönüşünü İngiltere Premier Ligi takımlarından Brentford'la birlikte yapması bekleniyor Christian Eriksen'in. Yani bir profesyonel sözleşmeye imza atmasını bekleyeceğiz Christian Eriksen'in yapmış olduğu açıklamalara göre. Bunu da hatırlatmak istedim. Tabii Danimarka televizyonuna verdiği röportajda yeniden profesyonel futbol oynamaya hazır olduğunu söyleyen oyuncu şundan kaynaklı da belki oynayamayabilir. Çünkü mesela İtalya'da kendisini sırf bu sağlık nedeninden dolayı oynatmıyorlar. Böyle bir kanun var aslında. Kanun olduğu için de oynayamıyor. Tabii ki de yine diğer Avrupa ülkelerinde de bu tarz katı kurallar var sağlık konusunda. Ama İngiltere'de, şu anda Avrupa Birliği'nin dışında olan İngiltere'de böyle bir kural olmadığı için Premier Lig üzerinde bir hazırlığın olduğu ama tabii ki de çok önemli sözleşmelerle ve yazışmalarla birlikte Christian Eriksen'in futbol oynamak adına her türlü riski ve sorumluluğu kendisi alması gerekiyor. Bu yönde beyanatlarla birlikte oynayabileceğini de söylüyor Brentford yönetimi. İngiltere Federasyonu da, FA de bunun içinde tabii ki de. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bakalım Christian Eriksen o kadar maç yapmadıktan sonra, neredeyse bir seneden fazla dinlendikten sonra sahalara nasıl dönecek veya dönecek mi? Başka bir habere geçelim isterseniz. Diego Carlos için bir haber yapmıştık geçtiğimiz günlerde. Newcastle United Sevilla'nın benim de çok sevdiğim bir stoper olan Diego Carlos için 25 milyon avroluk bir ya da euroluk bir teklifte bulunmuştu. Ancak Newcastle United'ın bu yapmış olduğu teklif kabul edilmedi. Sevilla kaç para istiyormuş biliyor musunuz Newcastle United'dan? Tabii Newcastle United'da Araplar alınca herkes fiyatları yükseltiyor. Nere olsa verir bunlar diye yükseltiyorlar fiyatları. 25 milyon avroluk bir tekliften sonra Sevilla'nın istemiş olduğu bedel tam 2 katı sevgili dostlar. 50 milyon avro istiyorlar ve bunun dışında Newcastle United alternatif bir oyuncu da düşünüyor. Bu sezon Fiorentina ile birlikte çok iyi işler yapan, takımıyla birlikte çok iyi bir uyum yakalayan Nikola Milankovic'i Fiorentina'dan istiyor sevgili dostlar Newcastle United ve bu transfer içinde 40 milyon sterlin hazırladığı söyleniyor. Çok önemli bir iddia bu. Önemli bir gazeteden almış olduğumuz bir haberdir. Aston Villa tarafından devam edelim. Geçtiğimiz günlerde 2-0'dan 2-2'yi yakaladı biliyorsunuz Aston Villa ve Philippe Coutinho oyuna girdikten sonra bu değişimi çok net bir şekilde gördük. Luka Dean mesela oynamış olduğu oyunla birlikte, ki sizlere bu haberi hazırlamıştık biz de ekip olarak. Luka Dean de Aston Villa'ya transfer olabilirdi. İkisi de transfer oldu. Önemli gazetelerde, medyalarda çıktığı için bu haberleri derliyoruz zaten. Ve bu transferlerle birlikte Aston Villa oyun olarak farkını en azından son 15 dakikada olsa bile sahaya koydu. Çok net bir şekilde bunları söyleyebiliyoruz. Aston Villa'da transferlerin devam edeceği söyleniyor. Aston Villa'nın Brighton forması giyen Bissouma'ya da talip olduğunu söyleyelim sevgili dostlar. Bu da yine çok önemli bir haber. Transfermarkt verilerinden isterseniz oyuncunun bonservis bedelini söyleyeyim. 25 milyon avro seviyelerinde bir bonservisi var. Oyuncu 1.82 boyunda. Yine Premier Ligi yakından takip edenler nasıl bir futbolcu olduğunu biliyorlar. Şu anda Mali milli takımıyla birlikte Kamerun'da, Afrika'da, kupada yer alıyor biliyorsunuz oyuncu. Ve Aston Villa'ya transfer olabilmesi gündemde. Son 18 ayı kaldı kontratının. O yüzden Brighton'ın bonservisiyle birlikte satmasını beklediğimiz oyunculardan bir tanesi. Bunu da söyleyelim. Tabii Graham Potter'ın bir açıklaması var Bissouma ile alakalı. Bissouma burada çok iyi hissediyor kendini. Tabii transfer sezonunda ne olacağını bilemeyiz diyor ama oyuncudan çok memnun olduğunu da belirtiyor Graham Potter. Bunu da hatırlatalım. Ve Bild gazetesinin bir haberi var. Önemli bir haber. Bayern Münih stoperi Niklas Süle Barcelona tarafından yakın takibe alınmış sevgili dostlar. Barcelona hakkında yapmış olduğumuz kaçıncı transfer haberi bu gördüğünüz gibi. Ve çok da kritik oyuncular üzerinde Laporta'nın şu an itibariyle ilgi ve alakasının olduğunu söyleyelim. Tabii bu bonservis olayını nasıl halledecekler gerçekten bir bilgim yok. Belki bir kredi kullanacaklar, bir fon alacaklar ya da çok büyük bir sponsor anlaşmasına imza atacaklar. O yüzden böyle haberler çıkıyor. 26 yaşındaki oyuncu Bayern Münih'teki sözleşmesinin son 6 ayına girdi. Yani 6 ay sonra zaten oyuncu serbest kalacak. Bu konuda bonservis konusunda aslında Barcelona'nın çok fazla yorulmayacağını söyleyelim. Yani bonservisi de almayacaklar oyuncu, yani onu söyleyelim. Ama bonservisiyle birlikte ilgilendikleri mesela Haaland değil mi? Çok enteresan bir açıklama, bir ilgi diyelim transfer konusunda. Niklas Süle de öyle bir problem olmayacak. Oyuncuyla anlaşmaya çalışıyor şu an itibariyle Barcelona. Barcelona'nın bir diğer ilgilendiği oyuncu Firmino. Mesela işte bu az önce anlatmış olduğum kriterlere uyuyor. Barcelona Firmino'yu 20 milyon avro civarında transfer etmeye çalışıyor. Hani yaşı biraz daha ilerlediğinden dolayı aslında 20 milyon avro seviyesinde olduğu söyleniyor. Kime göre? El Nacional'e göre
El Nacional gazetesinin çıkarmış olduğu önemli bir haber. Bunun da detaylarını aktarırız önümüzdeki haftalarda. Daily Mail'in bir haberi var. Ona geçelim isterseniz. Chelsea şu anda Barcelona'da futbol oynayan Ajax'tan transfer etmiş olduğu Frankie de Jong'u listesine almış. Chelsea Frankie de Jong'u Premier Lig'de oynatmak istiyor. Bunun için Katalanlara 40 milyon avroluk bir teklif sunulacağı söyleniyor. Bunu da hatırlatalım isterseniz siz sevgili dostlarımıza ve devam edelim. Kohanet'in bir haberi var. Muric, bildiğiniz gibi Adana Demirspor'un kalecisi. Muric, Kosovalı kaleci. Şu an itibariyle Galatasaray'ın gündemine gelmiş durumda. Özellikle İsmail Çipe'nin göstermiş olduğu kötü performansın ardından Muslera'nın takımdan ayrılıp ayrılmaması dedikoduları yaygınlaştıktan sonra Muric hakkında Galatasaray'ın epey bir yol kat ettiği söyleniyor. Adana Demirspor'un başarılı file bekçisi Muric için de Domenech Torrent şu an itibariyle olumlu rapor vermiş durumda. Zaten City'den kiralanmıştı biliyorsunuz kaleci Adana Demirspor'a. City'ye dönmeden oyuncuyu doğrudan Galatasaray'a almak istiyor Torrent. Zaten oyuncuyu yakından tanıdığını da söylüyor ve Galatasaray'a faydalı bir kaleci olabileceğinin altını çizmiş Torrent. Kosovalı kaleci Muric Galatasaray'a transfer olabilir. Bunu da buradan açıklamış olalım. Az önce Frankie de Jong'dan bahsettim. Ajax'tan çıkarak Barcelona'nın yolunu tutan genç oyunculardan ve yetenekli oyunculardan bir tanesi diye bahsetmiştim. Van de Beek de Manchester United'a gitmişti biliyorsunuz. Ajax'ın o prime kadrosundan ayrılarak Manchester United'ın yolunu tutmuştu ama Manchester United'da istediği forma şansını bulamadı. İstediği performansı da gerçekleştiremedi. Oyuncu için Newcastle United ve Dortmund'dan tekliflerin olduğu söyleniyor. Tabi 24 yaşındaki oyuncu için 39 milyon avro ya da 40 milyon avro civarında bir bonservisin verilmesi gerektiği konuşuluyor. Manchester United en az 40 milyon avro seviyesinde, 39 milyon avro seviyesinde bir bonservis talep ediyor herhangi bir takımdan. Yani Newcastle United veya Dortmund olmasına gerek yok. Kim talip olursa 39-40 milyon avro bandına Van de Beek'i satmaya çalışacaklar sevgili dostlar. Ancak Ralf Rangnick şu an itibariyle Hollanda'nın Old Trafford'da yani Manchester United'da kalmasını istiyormuş. Bu da yine Kohanet'in önemli bir haberi sevgili dostlar. Önümüzdeki programda yine tüm detaylarıyla birlikte önemli gelişmeleri aktarmaya ve yorumlamaya çalışacağız. Programı beğendiyseniz tekrardan hatırlatayım. Beğeni butonuna basabilir ve bu transferler hakkında, miktarları hakkında görüşlerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Özellikle Galatasaray'ın kaleci transferi hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Bora Andaç'a da teşekkürlerimi iletiyorum. Kendinize çok iyi bakın efendim. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.